Yusuf kalk oğlum, çay hazır. Tamam anacığım, kalkıyorum. Günaydın anacığım. Günaydın. Bugün ne yapacaksın? Biliyorsun iş arayacağım. Okumamakta kararlı mısın? Bana kalırsa seni bir ortaokula yazdıralım. Tahsilin olsun. Okumak para ister ana. Üst baş, kitap, defter, harçlık ister. Ortaokul masraflıdır. Ben daha fazla çalışırım. Her gün, her gün çalışırım. Kırar, sarar, boğazımızdan keser, okul masraflarını ekleriz. Neyi keseceğiz boğazımızdan? Anca doyuyoruz. Yorgunluktan bittin anacığım. Haftada anca 3 gün. Daha fazla çalışmak öldürür seni. Yazık sana. Ya ne olacak? Söyledim. İş bulacağım. 3-5 ben de kazanacağım. Üzülmek gereksiz. İleride bir gün elimiz bollaşır elbet. O zaman yeniden okurum. Nerede iş bulacaksın? Küçüksün daha. Çarşı pazarda hamallığı sırtlayamazsın. İnşaatta kum çakıl çekersen yıkılırsın oraca. Sana kıyamam. Kıyamam ben. Üzülmek yaramaz sana. Üzülme anacığım. Bir gün olsun yüzünü güldüremedim seni. Yüzünü ben güldüreceğim seni. Giydireceğim, yedireceğim, insan gibi yaşatacağım. Göreceksin. Ben geç kaldım oğlum. Çorba var dolapta. Bulgur pilavı da var. Isıtırsın öğlende. Olur. Ben de gecikmem akşama. Güle güle anacığım. İşe mi gene? Hı hı. Ne olacak bu çırpınmanın sonu? Boğazınız anca doymakta. Bir hastalanırsan. Allah korusun. Korusun, amin. Ama sen iyice bir düşün. Betinde benzinde kan kalmadı. Sözü nereye getireceğim belli. İstemem, evlenmem. Neden? Sen de oğlun da kurtulacaksınız. İbrahim zengin. Dükkanı, evi, bankada parası var. Sana da aşık. Benden geçmiş artık. Boyumca oğlum var Zeynep abla. İyi ya, kendini değilse Yusuf'u düşün. Mektebi mecburen bıraktı. Yarı aç, yarı çıplak büyütmeye ne hakkın var o yetim çocuğu? İş bulup çalışacak, o da kazanacak. Bir damlacık çocuğa kim ne iş verir, ne kazanır? Bir de kötülerin arasına düşerse bu yaşta. Yoldan çıkarsa yanarsın yarın öbür gün. Yeter, varma üstüme. Yakınlarımda bir sürünün içine giren otobüsün sürücüsü bütün İbo. Onları... Ha. Lan İbo! Ha ben. Ha. Sen hele dur, dükkana göz kulak ol, ben şimdi gelirim. Hadi. Sabiha! Sabahın köründe yollardasın. El hizmetindesin gene. Oğluna da sana da babalık, atalık yapacağım. Evinin hanımı olacaksın yine. Daha ne?
Hiçbir şey. Sana yanığım biliyorsun. Ne istersen yapacağım. Bir dediğin iki olmayacak. Oğlum da okuyacak, gene sayende adam olacak. İstemem. Ben de sabır çok. Bekleyeceğim. Bir evet desen hepimizin yüzü gülecek. Bir gün pes edecek elbet. Neyine güveniyor da keçilik ediyor ha? Bu zamanda senin gibi erkek nerede? Öyle ya, nerede? Bulmuş da bunu yorkarı. Üstelik de kamburu var. Kazık kadar oğlu var. Bu iki aç ve çıplığa kim bakar bu zamanda? Bak İbo, ben de çocuklu bir karı aldım. Yıllarca doyurdum o piçi. Sonra da asilik etti bana köpek. Evden kovana kadar da anam ağladı. Senin Süleyo benzemez bunun Yusuf'u. Garibandır. İlle de alacak mısın bu sabuhayı? İlle de. O bir damlacık karı kanıma ateş gibi vurmakta. Görüşürüz. Leyla, nasılsın? İyiyim Yusuf. Bir beklediğin mi vardı? Yoo, iş aramaya gitmekteyim. Okulu görünce durmuşum. Nerede iş bulacaksın? Bilmem. Çarşıya ineceğim. Çalış Yusuf, para biriktir. Gelecek yıl ortaokula beraber gidelim. Benim de hesabım böyle. Babama diyeyim mi? Sana iş versin mi? İster misin? Kahvede adamı var babanın. Kendi var, garsonu var. Çırağı ne yapsın? Seni sever, korunmuş olur. İstemem Leyla. İş yapmadan para almak olmaz. Selamünaleyküm. Sülo nerede? Anasına gitti. Neden? Çalışmıyor mu? Hayır, dün birileri geldi. Dövdüler. Zorla haraç alır gibi götürdüler tezgahını. Ağızlık, tesbih, ayna, çakmak ne varsa alıp gittiler. Yazık oldu. Satışları iyiydi. Bizim de karnımız doyuyordu. Yarma gibi üç herif tekmesille giriştiler. Polise niye gitmedi Sülo? Gammazladın mı öldürürler? Anasından para alacak. Gene işporto kuracak Sülo. Gene elinden alacaklar öyle. Öyle. Gücün olmadı mı yandın gitti. Hadi anneciğim, eyvallah. Güle güle. Allah'ın selameti üstünde olsun oğlum. Selametle git, selametle gel. Haftaya bekliyorum. Gelemezsen meraklanma. Yollarına baktırma. Uğrayıver gözümün nuru. Gir anneciğim, ört kapıyı. Ne haber Yusuf? İyilik. Seni aradım. Gel. Neden aradın? Çalışmam gerek.
Benimle olduğun duyulursa yakarlar çıranı. Kimse bir şey yapamaz. Parası iyice olsun, ne iş olursa olsun. Seni anlıyorum, tıpkı benim gibisin. Ocağımdan, anamdan hırsız gibi kaçmaktayım. Evlat olmamı bile yasaklamışlar. Birileri de dayakla malımı gasp etmişler. Biliyorum. Bilmediğin de var. Kinlenmişim ki o biçim. Bir gün dinamitleyeceğim bu kahpe dünyayı. Bir işler var kafamda, sana da uyar. Sağ ol. Şu benim dükkana bir bak. Ne diyor? Yola gelecek elbet. Başı eğilecek. Hele biraz sabır. Nasıl? Kaç aydır bu ne çalım be? Madem ki gönüllüsün, huyuna suyuna gideceksin. Biraz zahire göndereceksin evine. Yiyecek, içecek. Sonra manto, pabuç, ne bileyim bir şeyler alacaksın. Yapma be, oğlunu da unutmayalım bari. Unutmayacağız. Yusuf'u da dükkanda çalıştıracaksın. Yoksa haklı mısın Nesin? Yusuf'u çağırıp iş verdiğini herkesler duymalı. Duymalı mı? Ben de devamlı konuşacağım Sabiha'yla. Ha. Hani kulağına kaçmış uçuş böceği gibi vır 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 vırlayacağım. İbo Bey şudur, budur. Şefkatlidir, merhametlidir. Fakir babasıdır İbo Bey. Al, şunu da harçlık yapıver. Sağ ol, var ol. Yusuf, nasılsın kurban, iyisin? İyiyim. Hele buyur bir şeyler iç, mesela meyveli. Sağ ol, istemem. Gel, gel. Buyur Rıza emmi. Otur hele, bir çay iç. Bize çay getir. Başım üstüne ağam. İş bulabildin mi? Bulacağım. Bugün yarın. İstiyorsan burada çalışabilirsin. Leyla söz vermişti. Söylemeyecekti. Dertlerinizi Leyla'dan önce bilmez miyim hiç ha? Kimseler duymadan söyle anacığına. İbo'dan uzak dursun. Sabiha'nın oğlunun ve benim kaderimiz senin elinde. Emret. Yoo, estağfurullah, ricamız olur. Neymiş ki? Gece konduya 3-5 zam yapacaksın. Zaten bataktalar, köşeye sıkışırlar iyice. Tamamdır, yaptım gitti. Vallahi has adamsın. Ben de Yusuf'u çırak alacağım. Hay aklını öpem İbo. Bir derdin olursa çekinme sakın. Anacığını da söyle, her zaman yanınızdayım. Selamun aleyküm. Dur hele, dur. Otur şöyle. Diyeceklerim var. Senin gibi terbiyeli, helal süt emmiş biri gerek dükkana. Yarın işe başlayacaksın. Siftah 5.000 lira haftalık, iyi mi? Ana oğul eliniz darda, perişansınız. Yardım hepimizin vazifesidir. Sabiha seni istemezmiş diye duyduk. Hınçlanacağına iyilik yapıyorsun. O iş ayrı, bu iş ayrı. Yukarıda Allah var. O beni istemiyor diye buncacık evladı ortada mı bırakayım? Ne diyorsun sen Osman Ağa? Hiç mi insafın, merhametin yok? Sızıldayıp mızıldama. Kiraya 5.000 lira zam yaptım. Zor gelirse ay başında boşaltırsın. Etme Osman Ağa. Bu yoklukta bir de sen çökertme beni. Aldığım kira vergisine yetmiyor ki. Hadi bana uğra. Yoksulluğumu bilmektesin. Gene de 5.000 lira zam. Allah sana da sorar bir gün. Evlen İbo'yla. Yan gel yat. İnatçılık, kibir neyine kızım senin? Yılanın zehri neredenmiş anlaşıldı.
Dayanamazsın. Bir gün parasızlık, açlık seni de namusunu da esir alır. Vay, hoş gelmişsen. Başım üstüne gelmişsen. İnsafın, merhametin yok mu hiç? Dört bir yanımı sarmışsın. Herkes senden yana. Herkesler üstüme geliyor. Ben kimsesiz, dul bir kadınım. Canımla boğuşmaktayım. Bir evladım için yaşıyorum. Ben de senin iyiliğin için yaşıyorum Sabiha. Senin için yanıp tutuşuyorum. Yeter! Hiç mi Allah'ın yok senin, hiç mi? Sana bunları yolladı. İstemem. Neden? Neden bu zulüm? Ne fenalık gördün İbo'dan? Aracıysam sevap için, sizlere acıdığım için. Git abla. Bunaldım, daraldım. Bağırırım şimdi, kötü konuşurum. Git buradan! Bana iş vermesinin hesabı açık. Nedir? Biliyorsun. Sence ne yapmalı? Öksürüğün çoğaldı anam. Çalışma kasa edecek seni. Ne yapmalı dedim? Sana bir şey olacak diye yüreğim sancıyor anam. Kararı sen vereceksin anam. Ben senin oğlunum, kulunum. Aslan'ı ararsam... İbrahim'le karnımız doyar. Kiradan kurtuluruz. Su, ekmek, üst baş derdimiz olmaz. Gelecek günden korkumuz olmaz. Okula gider miyim? Söyleriz, isteriz. Razı olur elbet. Bak ana... Biz yenildik. Bizim paramız, desteğimiz, gücümüz yok. Yüreğim bir de babam için yanmakta. Gencecik, vakitsiz gitti baban. Direğimiz yıkıldı. Belimiz büküldü. Ortalarda kaldık. Senin için korkmaktayım aslında. Büyümektesin. Zaman kötü. Her bir fenalık pusuda. Beni değil, kendini düşün. Öyle karar ver anacığım. Abla! Ha, git söyle İbo'ya. Ne diyeyim? Sabiha kararını vermiş, razıymış. Evlenecekmiş seninle de. Müjde! Müjdemi isterim, derhal! Ne oldu? Söyle çabuk, ne müjdesi? Sabiha hazır. İstediğin gün emrinde. Gözlerin aydın. Oh! Oh be! Ey Allah'ım, sen büyüksün! Tüm derdi oğlu. Oğlu onun her şeyi. Seninle de konuşacakmış. Yusuf'u hoş tutacaksın İbo. Ona babalık edeceksin bir güzel. Bin lira, 500 liraya, 1000 liraya, 1000 liraya!
adettir, töredir. Bu gece ikisi yalnız kalırlar. Sabaha da sen gidersin. Güzel güzel yaşarsınız beraberce. Diklenme sakın Übabe'ye. Ne de olsa baban sayılır. Doyursana karnını. Yemeyeceğim. Et bu. Ne zaman yedin ki cahil? Nazlanma hadi. Erkekleşiyorsun ya. Kanına dokunur elde. Ne de olsa yabancı adam. Alıştır kendini. Anan genç, güzel bir kadın. Eninde sonunda evlenecektir. Dur. Benim bir isteğim var. Nedir? Derhal yapalım. Oğlum yetimdir. 4 yıldır babasız büyütüyorum onu. Şu gece babasının lafı olmalı mı, ayıptır. Bağışla. Demek istediğim, Yusuf'uma kol kanat ger. Bağırmazsan, dövmezsen canımı isteveririm. Anlaşıldı. Selamünaleyküm. Daha ilk sabahtan nerelerdesin? Uyanıp hemen koştum. Daha erken kalkacaksın. Sen açacaksın dükkanı. Peki. Her yeri her gün silip süpüreceksin. Dalga geçtiğini görürsem yakarım çılanı. Anlaşıldı mı lan? Başım üstüne. Kırarım kemiklerini. Hadi çay koştur bana. Tamam. Çay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İbo emmiye demli bir çay. İyi misin Yusuf? İyiyim. Çabuk olsun. Hoşça kal. Güle güle. Nerede kaldın? Anca geldim. Kırarım ayaklarını, geç içeri. Al şunu. İçeriye gir, etrafı sil, süpür. Oyalanma! Her tarafı tertemiz yap! Ne dikilisin lan, işine hadi! Hadi! Hoş geldin. Meze hazırla. İçeceğim. Peki. Nasılsın anacığım? İyiyim. Sen de iyi misin? Özledim seni. Ben de çok özledim. Hop hop! Ne bu be? Ne bu be? 100 yıldır görüşmemiş gibi. Şapır şupur ha? Hadi meze hazırla. Her şey hazır. Tamam anacığım. Ne isterse onu yap. Vay 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 vay! İşler senin sayende yürüyecek, öyle mi? Yapma dersen yapmayacak mı? Böyle mi sözleştiniz ananla? Daha 2. günde burnumuzdan getirme. Tamam tamam hadi.
Nereye yollasam dönmek bilmiyor. Dili de bir karış. Yemek güzel olmuş değil mi? Evet, eline sağlık. Zeynep teyzem bizde mi yattı dün gece? Bizde yattı. Git dedim ama bırakmadı beni. Buradaki odanı temizledim, hazırladım. Aşağıdaki oda. Yedek battaniye de koydum. Sağ ol anacığım. Hop hop, biz neceyiz burada? Ne oldu ki? Birbirinizin içine girin bari be. Söylemiştim. Sevgimiz aşırı bir sevgidir. Ya benim sevgim? Bu adam ayrı yiyecek bundan sonra. Evlatlık, yanaşma değil Yusuf. Benim oğlum. Burası da benim evim. Ben ne dersem o olur. Sayemde kurtuldunuz, karnınız doydu. Biliyordum bizi. Bile bile istedim. Razı oldum. Aracı koydum. Öyle evlendik. Fena mı ettik? Karşılığı bu mu olmalıydı? Oğlundan başka kimseyi görmüyorsun be! Ayıp. Anaoğlu kıskanmak sana yakışmıyor. Beynim dönüyor ulan, fıttırıyorum! Al götür şunu karşımdan! Ağlama. Üzülme anam. Geçecek. Alışacağız elbet. Bana bakın bana. Ben yokken ne haliniz varsa görün. Anladınız mı? Ne haliniz varsa görün. Benim yanımda nispet vermek, damarıma basmak yok. Kendine alıştır. İkiniz yalnız değilsiniz artık. Benim karımsın, oğlunun değil. Benim malımsın. Kalk! Yürü odaya, işi inada dökersen döve döve öldürürüm bu... Öyle bakma lan, indir kapıdan, hayvan herif, indir! Yapma, dur! Üzülme anam, bir şeyim yok. Thank you.
merhaba Yusuf. Hoş geldin Leyla. Bir ciklet alacaktım da. Para istemez. Ne? Para istemez mi? Ulan sen benim paramla zamparalık mı edin sen ha? Ne olan karnın doydu da bitin mi kanlandı? Çok pişmanım. Yaktın bizi abla. Hem beni hem Yusuf'umu ateşlere attın. Akşam durup dururken hem bana hem de Yusuf'uma hakaret etti. Tartakladı. Deli mi bu vicdansız? Tövbe! Kimsesiz, yoksulsunuz diye istedim ki eviniz ekmeğiniz olsun. Yüzünüz gülsün. Başka bir maksadım yoktu. Sadece bununla... Sus! Yusuf geliyor. Yemeğe gelecekmiş öğlendi. Bunları yolladı. İyi misin Yusuf? İyiyim. Bana müsaade. Gene görüşürüz. Hadi gel içeri. Ben gideceğim ana. Aranızda fazlayım ben. Ben gidersem zulmü kalmaz. Hoş tutar seni. Düşmanlığı öfkesi hep bana. Ben konuşacağım. Bu işkence sürecekse ben de durmayacağım. Seninle bir derdi yok. Ben olmazsam rahat edersin. Gidersen yaşayamam. Ölürüm ben. Ölürüm. Ağlama anam. Ağlarsan ben ölürüm. Ölürüm. Gözü kör olsun babasızlığı. Temiz çamaşırların hazır. Yıkadım, ütüledim hepsini. Var ol anacığım. Şu parayı da al. Yok, istemem. Hadi, i̇stemem dedim. Kimin parasını veriyorsun sen? Kimin parasını veriyorsun bu serseriye? Hırsız karı, benimle çalıp bu hayvanı mı besliyorsun? Kes be! Al paranı başına çal. Bana mı lan? Sana ulan! Bir lokma ekmek uğruna ayırdın, kopardın, yaktın bizleri. Ne olur görüşsek, ne olur anamın elini öpsem, dünya mı batar? Hop ulan hop, yeter ulan! Alırım ayağımın altına. Babalığa el kalkar mı eş olursun? Senin de bu gaddar vicdansızdan farkın yok. İki başlı yılansınız. Anamı üzeyim, döveyim deme. Vallahi gebertirim ha. Ne gülüsen? Kurşuna mı gittin? Piç! Yarın öbür gün sen de bana el kaldıracaksın, he mi? Ben Osman'a benzemem. Kimselere benzemem. Silo gibi diklendin mi parçalar seni. Ayıptır bu, yazık günahtır çocuğa. Yapacak edecek diye, ihtimali var diye dövülür mü bu garip canım? Bas git ulan! Şuna başına bakmam, sıkarım kurtlağını. Tezgah yaparsın, elinden alır gasp ederler. Tombala desen yasak. Sen kaçarsın, belediye kovalar. Hem de kazancı nedir yani? Çok paralı tatlı işler dururken 3-5 kuruşa çırpınmak enayiliktir oğlum. Peki neymiş o işler? Hırsızlık. Anasız, babasız, evsiz, ocaksız, yarı aç, yarı tok horlanmışız bugüne dek. Canımız burnumuzdadır kardeş. Ne kadar beter olsak bundan iyidir. Çalıp vuracağız. Var mısın Yusuf? Sözle evlendik. Hizmetimiz görülecek, soframız kurulacak, gülüp eğlenecektik. Vay be! Ama sen meraklanma, az sonra karnını doyurup yatmaya gelir. Bulmuş senin gibi zavallıyı, bildiğini okumuş. Ne baba korkusu, ne anne terbiyesi. Şimdi biraz baskı gördü ya, çalışmak zor geldi köpeğe. Bugün herkeslerin içinde dövmüşsün. Kargalar hemen haber uçurdu, öyle mi? Nedir bu zulmün? Ne istiyorsun bir damlacık yetimden? Bedavaya adam bakmam ben! İş görecek! Söz dinleyecek! Olmadı mı? Defolup gidecek bu evden! Ben de gideceğim. Nereye?
oğlumla. Eskisi gibi yaşamaya. Bana bak! Ona yaşamak değil, sürünmek derler! Cehenneme kadar yolunuz var lan köller! Defolun evimden! Açlıktan geberim ben! Kıpırdamam, beynini delerim. Bir defa için işleme koymuyorum evrakını. Bu yaşta sabıkalı olmanı, hırsız damgası yemeni istemiyorum. Yazık olur sana, bütün hayatın mahvolur sonra. Dön evine, okula git. Yahut namuslu bir işte çalış. Anacığını, babacığını da perişan etme. Tövbe mi? Tövbe. Hadi geçmiş olsun. Çocuk sana emanet, ona göre. Başım gözüm üstüne. Yat kalk, bana dua et. Ben olmasam yanmıştın, içerideydin şimdi. Mapusta başına gelmeyen kalmayacaktı, tamam mı? Git anana! Meraktan yataklara düştü! Hastasın sen. Sağ ol. Sağ olasın. Yahu hiç sormuyorsun Yusuf'u. Neler yapmış? Neredeymiş dün gece? Merakın yok mu? Trent karakolunun benim hatırımı affetti. Öyledir ya. Ola benim hatırıma diyorum affetmiştir ha. Ben biliyorum, oradaydın. He? Yalan desene. Diklensene Rıza. Ya. Göksünü siper et o hırkız. Durma bakalım. Anası kan tükürür, oklu hırkızlık yapar. Meğer ben kimleri basmışım bağrıma. Ah ah. Hiç kalkmadan yatacaksın. Sonra da ciğerlerinin röntgenini aldıracaksın. Kesinlikle sinirlenmeyecek, üzülmeyeceksin. En yararlı ilaç huzur ve mutluluktur bu hastalıkta. İyi besleneceksin. İştah ilacı da yazacağım sana. Sağ ol doktor bey. Sen oğlu musun? Evet doktor bey. Baban nerede senin? Babam yok. Ben koşarım her derdine anamın. Ne gerekirse yaparım. Size getirmeyi de ben akıl ettim.
şu ilaçları yaptır oğlum. Nerede kaldın? Anam çok hasta. Doktora götürdüm. İlaç koşturdum, yemek yedirdim. İyi alt etmişsin. Dükkandan bir yere kıpırdama. Müşteri gelirse kahvedeyim. Anan doyurmuyor karnımızı. İyi misin anacığım? İyiyim. İlacını içtin mi? Ben de yemeğini getireyim. Ben hazırlarım yemeği. Yatacaksın. Doktorun tembihini unutma. Neredeyse gelir. Kim gelirse gelsin. Hastasın ana. İyileşmen gerek. Ne olur. Yemek hazır mı? Yapamadım. Hastayım. Bir iki güne kadar toparlanırım. Verenmişsin sen. Hastaneye yatacaksın. Ben biri bana baksın, hizmetimi görsün diye aldım seni. Koynumda güzel bir kadın olsun istedim. Ne hizmet, ne kadınlık. Ne zaman iyi olacağın da belli değil. Üstelik mikrop saçıyorsun. Bu evde artık bakamam size. Başınızın çaresine bakın. Hastane işi iyi oldu. Kurtulduk anacığım. Kurtulduk oğlum. Şu Sabiha için çırpındığına yanarım. Onca dümen, hesap, yağcılık 3 günde çürüye çıktı. Kısmet bu kadarmış. Sana kadın mı yok? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok hastaymış tabii ya, öyle mi? He ya. Öyle. Çok hasta. Kan kusuyor. Hastaneye kaldıralım yarın. Kaldıracağız. İyileşene kadar Yusuf bizim evde kalır, izin verirsen. Vermem. Seni şişkoteke. Anacığı verem oldu. İbo'da zavallı çocuğu sokağa attı dedirteceksin. Milleti bana düşman edeceksin değil mi? Yok vallahi, sana yük olmasın diye. İşin gücün kuyumu kazmak. Anası da Helen karısıdır İbo'nun. Tabii her bir masrafını görecek. Göreceğim ya. Bulaşacak, pislik atacak fırsatın yok. Hadi gazla şimdi. İyi düşündün. 5-10 kuruş hastane masrafından kaçsam tüm mahalleli teneke çalar ardından. Bir şey de gil, yeni karı alacağım zaman dedikodu, iftira işimi bozar. Kalpsiz vicdansız da çıkaradım. Kurtardın beni. Yahu sen ne az adamsın. Elbet yeğenim, biz omuzdaşız. Bana bir şey olursa söz ver. Bir şey olmayacak, iyileşeceksin. Ardından ağlamayacaksın sakın. Neden söylüyorsun bunları? Sebebi ne? Ağlar, yıkılırsan duyarım, görürüm. Rahat uyuyamam toprağın altında. Beni seviyorsan, üzmek istemiyorsan ağlamazsın. Yeter ana, yeter! Söz ver Yusuf, söz ver oğlum. Sen de söz ver ki anam, yaşayacaksın. Oğlum. Thank you.
doktor? Hastamızın durumu nedir? Yatacak. Yapacak bir şeyimiz yok. Beklemeyin. Bir göreyim. İstedikleri vardır belki. Bundan sonra isteklerini biz yerine getireceğiz oğlum. Siz gidebilirsiniz. Biricik oğlumu kötülüklerden koru ya Rabbim. Koru onu Allah'ım. Koru. Koru yavrum. Geçmiş olsun. Üzülme. İyileşecek elbet. Bir isteğin olursa bana gel. Zavallı anam. Bahtsız, talihsiz anam. İyi gün görmedi anacığım. Benim gibi, bizler gibi. Çileden, eziyetten başka bir şey görmedi zavallı. Neredesin? Hastaneye gittim. Gördün mü ananı? Yanına bıraktılar mı? Girmedim. Dışarıdan bakındım biraz. Duvarlara, pencerelere mi baktın? Hı hı. Belki camdan görürüm diye. Git zıbar hadi. Allah'ım, büyük Allah'ım, benim ömrümden al, anama ver,
Doymadım anacığıma, eline, yüzüne, sevgisine, hiçbir şeyine doymadım. Ölmesin anam, büyük Allah'ım, ölmesin, ölmesin. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Merhaba kardeş, hayrola? Yatamadım evde, hastaneye de bırakmadılar, siz geldiniz aklıma. İyileşir, üzülme bu kadar. Hele onun yanında ağlayayım deme. Babalığın ne yapmakta? Keyfinde, domuz gibi. Anan senin derdinde, bir de İbo celladı yüzünden hastalanmıştır. Hastaneden ya para kazanman gerek. Hırsızlıkla mı? Bakma o geceye, şeytanın ayağına bastık. Yeni bir işe çıkacağız. Yakalanırsak namerdim. Yapamam. Tövbe ettim. Korkak. Para kazanman lazım Yusuf. Anacını İbo'dan kurtarıp güzel yaşatman gerekir. Bir iki çalarsın, soyarsın, sonra da çeker gidersen ananla. Yapmadın mı sürünürsün. Eşek gibi dayak yersin. Anan da perişan olur. Yapamam. İstemem o parayı. Anam duyarsa, bilirse işte o zaman kahrından ölür. Nen var ha? Bak, iyi günde kötü günde bizler için. Dayanıklı olacaksın oğlum. Yoksa bir şey mi oldu anama? Delikanlı adamsın, sabırlı, güçlü olacaksın. Anam, anam öldü mü yoksa? Ölmüş, ne çare? Çok perişandı, kurtuldu zavallı. Anam! Başın sağ olsun Yusuf. Söz vermiştim, ağlamayacaktım. Ağlarsan görürüm, duyarım, perişan olurum demişti. Tutamıyorum sözümü. Yaktın ciğerimi. Yaktın anam. Canım anam. Sen de durmadın sözünde. Yaşamadın. Sen de bıraktın beni. Canım anam. Biricik anam. Toprağına taşını kurbanım seni. Kurbanım anam. Bırakma. Koynuna al beni. Oy anam. Canım anam. Oy anam. Thank you.
Bitti anam. Hiçbir şey deme. Bak. İşe çıkıyorsan yanındayım. Hani tövbeliydin? Faydası yoktur artık. Param yok. Tahsilim yok. Elimden tutanım yok. Rıza emmenin kahvesinde çalışsam ne yazar? 5-10 kuruş haftalıkla yarı aç sürün. Geceleri kahvede yat, geber. Sonunda ne olacak? Onun bunun merhametiyle, sadakasıyla yaşamanın içine tükürmüşüm artık. Anam ölmüş. Yaslanacak bir fidanım, sevecek bir yakınım, hiçbir şeyim kalmamış. Ben de sıkılı bir yumruk olmuşum. Neresidir soyacağımız yer? Sorumluluğu kabul eder, yazılı taahhütte bulunur musun? Yo, hiçbir sorumluluğu kabul etmem. Kurtulmasın. Islah olmaz bu herif. Kanı bozuk, ahlaksızın biri. Çeksin cezasını. Bir şans daha verelim. Yoksa mahkemeye sevk edeceğim. Söyledim. Benim hiçbir şeyim olmaz. Anasıyla evliydim, kadın öldü, hadise bitti. Ne oğlumdur ne akrabamdır. Uğraşamam bu namussuzla. Kes sesini! Senden yardım istemiş değilim. Sen razı olsan bile ben kabul etmem. Buyur, dinle komiser bey. Senin sayende kurtulacaksam her cezaya, her belaya razıyım. Cellat herif, anamın katili. Her şeyi söylersin sen, hırsızdan da. Seninle hesabımız bitmedi. Bizlere yaptığını sana ödetmezsem, kahpe kasığında yatmış olayım. Gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun 493 taksim 1 maddesi gereğince 3 yıl mahkumiyetine. Yaş göz önüne alınarak cezasını Manisa Çocuk İslah Evi'nde geçirmesine oy birliğiyle karar verildi. Üç yıl kalamam. Üç yıl yaşayamam oralarda. Mecbursun oğlum. Sana sahip çıkan kimin kimsen yok. Paran yok. Barınacağın hiçbir yerin yok. Daha beterini diyeyim. Sevdiğim hiç kimse yok. Tövbekar olmaya hevesim yok. Gelecekten hiç ümidim yok. Babam yoktu.
künyemi gidem doktor.